Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz için güzel bir tulum çalıştık. Tulumumuz hem kız hem de erkek bebeklerimiz için örebileceğimiz bir tulum. İki tane bacaklarını ayrı ayrı olarak örüyoruz ve buradaki A kısmından birleştiriyoruz. Yukarısına doğru örüp tamamladıktan sonra bakınız askı yerlerimiz askılarımızı örüp Yeterli ölçüye gelene kadar devam ediyoruz örmeye. Şöyle de askılarımızı görmekteyiz. Her ikisinin birbirlerine çapraz uzanan askılarımız. Önden de şu boyutta hemen ölçüsüne bakalım. Uzunluk olarak bakın, paçadan başlıyorum. Paçamızdan bir santim olarak başladım. Askımın en uç noktasına kadar ölçüyorum. Tabii ki askılar esnek olduğu için sünecektir sürecektir çocuklarımız için bakınız hemen çok da büyük yapmamaya dikkat edelim askılarımızda 54 santimetre ve şöyle ölçtüğümüzde 26 buçuk santimde gövdesinin genişliği Evet bu e, tulumumu örmek için bir tane ip yeterli oldu ama arasına bakınız beyazlarımızda kullanmıştım Çünkü beyaz az e, yavru ağız ipim Tam yetti. Yani biraz bu beyazlarımızı kullanmasam sanki yetmi bilirdi. Onu dikkate alalım. İpin gramajına dikkat edelim. Alırken e, gramajından ziyade, pardon metreye dikkat edelim. Gram 100 gram olabilir ama metresine baktığınız zaman 200, 300, 350, 370 hatta 500'e kadar, 500 metreye kadar çıkan iplerimiz var. İpin metresiyle öreceğimiz örgü daha alakalı. Lütfen bunu göz ardı etmeyelim. Evet. Kolay gelsin diyerek tulumumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet, tulumumu örmek için Ören Bayan'ın Süper Baby ipini kullanıyorum. İpim 100 gram, 360 metre ve yüzde %100 akrilik bir ip. Renk numarası 095. İpimizi örmek için 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Paçalarını ayrı ayrı öreceğimiz tulumumuzu bir paçasına hemen başlayalım. Zincirimizi çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40 tane çekelim. 40 tane zincirimi çektim. Hemen bakalım. 40 zincirimiz. 18 santim zincirimizi. Şimdi şöyle düzelterek birleştiriyoruz. İlk zincirimizde son zincirimizin birleştirme işlemini yapalım. Şu şekilde giriyorum ve kapatıyorum. Sıkıştırıyorum arkadan kalan ipimle ve örmeye başlıyorum. 1 2, 3. Paçalarımızdan bir tanesi bu olacak. Şimdi sıradaki zincirin içerisine girerek bir tane trabzan örüyorum. Zincirimle 2 oldu. Ve devam ediyorum. Zincirlerimin içerisine girerek trabzanlarımı birer birer örüyorum. 40 tane zincirimizin üzerine trabzanlarımızı sırasıyla ördüm. Şimdi trabzanlarımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38 ve 40. Tam 40 tane trabzanımız var. 40 trabzanımızın şimdi 40. ile birinciyi birleştiriyoruz ve buradan sonrasında lastik örgü olarak örüyoruz birincinin üzerine gelip atıyorum. içinden geçiriyorum 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 çekmiş olduğum 3 zincirden sonraki gelen ilk trabzanın bakın şuradaki ilk trabzanımı tığımın başını doluyorum yandan girerek trabzanımı o şekilde örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum bu kez bir sonraki trabzanın ardından girerek trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki trabzanımı şu şekilde yandan girerek bir tane trabzanımı örüyorum tekrar bu kez arkadan girerek trabzanımı kavrayarak örüyorum sıradakini yandan bir sonrasını arkadan giriyorum ikili trabzan olarak örüyorum her iki bir önceki sırada düz olarak ördüğümüz trabzanlarımız da hemen lastik görüntüsüne dönüştü bakınız şimdi yandan girerek örüyorum yandan girerek ördüğüm trabzanlarım kabartılı trabzanlar arkadan şu şekilde girerek ördüğüm trabzanlar ise çukurda oluşan trabzanlar daha içte duran kabartılılar yandan Çukurda duranlar içten kabartılı yandan bir yandan bir içten yani şöyle arkadan girerek trabzanlarımızı tamamlıyoruz. 40 trabzanımızın bir tanesini yandan bir tanesini arkadan örerek şu şekilde iki sıra lastiğimiz oldu. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızı yine ilk trabzanımızın en üst noktasına gelerek batıyorum ve birleştiriyorum 3 tane zincirimi çekerek devam ediyorum 1 2 3 hemen birleştirme noktasının üzerine 3 tane zincir bakınız hep aynen devam etmekte şimdi sıradaki trabzan kabartılı olan trabzanımız kabartılı olan trabzanımı şu şekilde bakınız yandan giriyorum bir ne çukurda olan ardından giriyorum kabartılı trabzanımı yandan diğerine ardından ve bir yandan bir ardından girerek örmeye devam ediyorum toplamda 6 sıra olana kadar örelim 6'yı tamamlayalım ve e, paçamızın normal örgü bölümüne geçelim lastiğimizi 6 sıra ördüm 1 2 3 4 5 6 Şimdi düz trabzan olarak örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. Sırası ile trabzanlarımın üzerine birer birer batarak düz trabzanımızı örelim. Her birinin üzerine trabzanlarımızı hem kabarttığımızın hem içeridekinin üzerlerine birer birer batarak düz trabzanımızı örelim trabzanlarımı tamamladım şimdi birleştiriyorum birinci trabzanımı Evet paçamızı bu şekilde düz trabzanlarımızı 5 sıra örelim. Toplamda bu birinci sıramızdı. Üzerine aynı şekilde artış yapmadan 4 sıra daha örelim. 5 sıra olduktan sonra diğer sıramızda bir tane artışımızı yapmaya başlayalım. Şimdi toplamda 5 tane trabzan sırası olarak tamamlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra trabzanlarımızı birebir ördüm şimdi burada 40 tane trabzanımız var artışlarımızı yapmaya başlıyoruz artık bundan sonraki sıralarımızda artışlarımız uygulamaya başlayacağız şimdi 6. sıramıza başlıyorum şöyle baktığım zaman 2 3 4 5 ve 6'ya başlarken 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 zincirimi çekmiş olduğum trabzanın dibine bir tane daha trabzan örüyorum ve bir tane artışımı yapıyorum. Diğerlerini ise yani sıradaki diğer trabzanlarımı yine birer birer örüyorum. Sadece başlangıç noktamda bir tane trabzan artarak e, pantolon kısmının birazcık e, düzenli bir şekilde genişlemesini sağlıyorum yukarıya doğru. Bakın dikkat ederseniz alttan itibaren artırmaya başlamadık. Birdenbire açılma olmasın diye düzenli yumuşak bir açılma olsun diye artırmaya başladık ve istediğimiz ölçü gelene kadar 5 tane artışımızı yapacağız toplamda 45 trabzan sayısına ulaşacağız birden fazla artışımızı yapmıyoruz tabii ki sıramızda sıramızı tamamlayalım Evet artışımızı yapmış olduğumuz yerimize geldik şimdi zincirimi çekiyorum ve birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Yeni bir sıramıza başlıyorum. Bu sıramızda artış yapmadan düz bir şekilde trabzanlarımızı birer birer örelim. Alttaki sırada artışımızı yaptık. 6. sıramızda artış yaptık. 7. sıramızda dümdüz trabzanlarımızı birey bir atarak başlangıç noktama kadar geliyorum. sıramı tamamlayarak başlangıç noktama kadar geldim ve bir sıramız daha bu şekilde bitmiş oldu 3 zincirle yine başlıyorum ve bundan sonraki öreceğim sıralarımda her birisinde başlangıçta bir tane artarak devam ediyorum sadece bir sıramızı artmada geri kalan bacak ayrımımıza kadar olacak bölümde birer birer artarak 45 tane ilmeğimize ulaşıyoruz bakınız 1 2 3 4 5 6 7 sıramızı ördük. Şimdi 8. sıramıza başlıyorum. Hemen zincirimin yanına bir tane daha trabzanımı örüyorum ve artışımı yapıyorum. Toplamda 11 sıra olana kadar başlangıçta birer artışımızı yaparak sıramızı tamamlayalım. Tam 11 sıramızı örelim. 11 sıra trabzanımızı örerek tamamladım. Şöyle artışlarımızı bakınız. Bu yönden yapmıştık artışımızın olduğu yerlerde zincirlerimizle devam ettiğimiz kısım şu şekilde belli olmakta. Şu an paçamda e, 45 tane trabzanım var. Şimdi aynısı gibi bir tane daha örüyoruz. Aynı ölçülerde. Ve e, dikkat etmemiz gereken nokta artış yaptığımız yönler bacakların iç kısmına kalacak şekilde koyalım. Şöyle. Diğer taraf düz olsun. İçe doğru meylimiz devam etsin. Bacaklarımızı ölçüsüne şöyle bir bakalım. Çeviriyorum. 18 santim uzunluğumuz. Enine bakalım. En ise 13 santim. Şimdi son ördüğüm bacağımızın trabzanımızla hemen bacaklarımızı artık birbirine birleştirmeye başlayabiliriz. Bacaklarımıza dikkat etmemiz gereken yer bir önceki bacağımızda da artış yaptığımız her iki yönümüzün içe doğru kalması. İçe doğru kalmasını istiyoruz. Çünkü belli bir eğim var. O bacağın içerisinde çok hoş görünüyor. Şimdi zincir çekerek ördüğüm yere tam zincir çekerek devam ettiğim bu elimdeki Bakınız şöyle güzelce göstermek istiyorum. İlk trabzanı hep zincir çekerek yapmıştık. Bakınız şu şekilde zincirler görülmekte. En son zincirimiz de bu. Buradaki tığımda ise bakınız hemen zincirimiz üzerindeyiz. Evet hemen geçişimi yapıyorum. Batıyorum. Geçişimi yaptım. 1, 2, 3. Ve trabzanlarımı birer birer örmeye başlıyorum. Geçişimi yaptığım yönden ilerliyorum. İlk önce bacağımızın bir tanesini sonra diğer bacağımızı örerek tam bir gövde olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi sırası ile birer birer trabzanlarımızı örelim. Her bir trabzanımıza bir tane batarak ilerleyelim. Buradan birleştirdim ve devam ediyorum. Başlangıç noktama doğru örerek geldim. Şuradan başlamıştık. Şöyle bakalım. En son trabzanımıza kadar, başlangıç noktamıza kadar bakınız örerek geldim. Tığımın başını doluyorum. Batmış olduğum yere ilk battığım yere geliyorum. En son trabzanımı örüyorum ve buradan itibaren diğer bacağıma geçiyorum. Bakınız aynı yere battım. İlk e, karşıya geçiş yerimi. Şimdi diğer sol elimden taraftaki bacağıma geçişimi yapıyorum. Ve birer birer trabzanlarımı buradan da örmeye devam ediyorum. Aynı yere bakın tam bacak arası olacak kısma. iki defa battım hemen bir de yanına battım. Burası aralık kalmadı. Yani bu tam bacak arası olacak kısmı dikkatlice geçelim. Bir büyük boşluk olmasın. Bu bacağımızı bitirdik. Ve diğer Bacağımızı da aynı şekilde başlangıç yerine kadar bu kısmı ördükten sonra yani bacak karasını hallettikten sonra başa kadar devam edelim. Evet buradan başlamıştık dolaşarak örüp geldim. Şimdi e, tekrar diğer bacağımızla birleştirme yerimize doğru yaklaştım. Devam etmekteyim bakınız buradan halen trabzanımız var. Birlikte geçişimizi yapmak istedim. Trabzanımı örüyorum. Diğer karşıdaki trabzanımın arasına giriyorum ve ilk batmış olduğumuz yere bir tane daha girerek buranın hiç aralıklı olmasını istemiyorum ve ilk zincirimi çektiğim yere gelip geçişimi yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum ve bir sıra bacak aramızı bu şekilde birleştirdik bakın gayet muntazam ve güzel oldu şöyle hiç aralık kalmadı. Eğer aralık falan kalıyor ise e, hiç çekinmeyin. Bir tane ya da gerekiyorsa iki tane trabzanı uygun bir şekilde örün. Yani açık bırakmayalım. Örmekten de çekilmeyin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Gayet de güzel olur. İki tane batarsanız daha rahat bir şekilde kapatır. Örmeye devam edersiniz. Buradan sonrasında yine örgümüzü bakınız tulumumuzun dışından örüyorum. Birleştirmeyi de dışından yapmıştık devam ediyoruz. Belli bir ölçüye gelene kadar gövde kısmına doğru trabzanlarımızı sırasıyla dolaşacağız. Şimdi buradan başladım. Dolaşıyorum. Karşıyı da zaten ayırmıştık. Şimdi yaklaşık şuraya kadar örelim. Sonrasında tekrar birleştirelim. Tulumumuzun bacak arasını birleştirdikten sonra buradan itibaren örmeye başlamıştık. Arkasını da şu şekilde dolaştık. Bakınız tulumumuzun önü ve arkası çok güzel. Şimdi e, şuradan tekrar birleştirip yukarıdan örmeye devam edeceğiz. Hep tulumumuzu düz yönünden örüyoruz. E, zaten bacaklarımızı da düz yönünden örmüştük. E, örgümüz tamamen düz olacak o yüzden. Şimdi birleştirme noktasına kadar her trabzanımın üzerine birer birer batıyorum ve ikili trabzan şeklinde örüyorum. Son trabzanımı da örüyorum. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 zincirle başladığımız trabzanımızın tepe noktasına gelerek batalım. Tekrar 3 zincirim çekiyorum. 1, 2, 3. Sıradan hemen ikinci sıradaki trabzanımın üzerine batarak belli bir yüksekliğe gelene kadar örmeye devam edelim. Bacaklarımızın arasını birleştirme işlemini yaptıktan sonra örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sıra trabzanımı tulumumun düz yönünden yani dışından örerek devam ettim. Hep düz yönde ördüm. Ve araya bakınız 3 tane beyaz trabzanlar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. beyaz trabzan. 9 tekrar yavru ağzı 10 beyaz 11 yavru ağzı 12 beyaz olarak arada renk uygulamak istedim Dilerseniz siz de uygulayabilirsiniz şimdi bacak aramızdan itibaren yukarıya doğru ölçelim 15 buçuk santim bu bizim için yeterli ölçüdür artık lastiğine başlayıp önümüzdeki bu kısmımızı örmeye devam edelim bel kısmımızı daha fazla büyütmeyelim yani daha fazla büyüklük çok güzel durmayabilir zaten e, tulumumuzun kendisi küçük bebeklerimiz için daha büyük yaşlardaki bebeklerimizi örüyorsanız kendi kıyafetlerinden bacak arası üzerine ölçerek yaparsanız çok güzel sonuçlar alırsanız. ne büyük olursa hoş durur ne de küçük olursa zaten bebeğimiz rahat etmez ya da çocuklarımız şimdi bu ölçü bizim için yeterli bu ölçümüzü aldıktan sonra, e, burayı ördükten sonra şimdi askılarımız ve önümüzdeki oluşturan bahçevan kısmının e, örmesine geçeceğiz. Onun için de tam eşit miktarda böleceğiz. Dilerseniz sayabilirsiniz, dilerseniz bu şekilde yatırıp e, ölçüsünü koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Tabi her zaman için en güzel ölçü e, sayılarımızın netliğidir. Şimdi burada 45-45 başlamıştık, yani bitirmiştik 45 ve 45 olarak 90 bacak arasına birkaç tane fazla battığımız olmuştu. Bakınız buradaki kısımları oluşturmak için. O yüzden bunları da hesap ederek tam ortalayalım. Ortaladıktan sonra işaretlerimizi koyalım. Trabzanlarımı ayırdım ve görmüş olduğumuz gibi işaretlerimi koydum. 2 4, 6. Diğer taraftan da aynı şekilde 2, 4, 6 tane ön taraftan girdim. Bakınız, iki tane önümüzü işaretleri koydum. arkayla önümüzü eşit olarak bölmüştük. Tam eşit olarak böldükten sonra altı tarağzadan içe girelim. Altı tarağzadan tekrar içe girelim. İşaretlerimizi koyalım ve örmeye başlayalım. Şimdi. Arkasını çeviriyorum. Bakınız burası tulumumuzun arkası olacak. Şu şekilde bir başlangıç yerimiz belli ama o kadar rahatsız edici bir belirliği yok. Mecburen örgü işlerindeki geçişlerde bu yumuşak belirlilik olmakta. Şimdi e, trabzanlarımızı düz ördüğümüz yerden itibaren lastik olarak başlayalım. Lastik örgümüzü yapmak için en son trabzanımızda ilk trabzanımızı birleştirelim zincir çekerek ördüğümüz yerin üzerine geliyorum ve batıp şu bu şekilde geçişimi yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum aynen e, paçalarımızda da ördüğümüz gibi trabzanımızın bir tanesinin yandan girerek dışa doğru kabartıp örüyorum kabarttıktan sonraki sırada geleni ise ardından giriyorum tekrar ikili trabzan şekliyle örüyorum Ardından yandan bu lastik örgüsü bize hep e, lazım olacağı için her yerde karşımıza çıkacağından mutlaka öğrenmemiz gerekmekte. Tekrar ardından giriyorum. Yandan giriyorum. Bir ardından içe doğru çukurlaşıyor ardından aldığımız yandan alarak ördüğümüz ilmeğimiz ise dışarıya doğru kabarmakta. Şimdi bu sıramızın önümüz dışında işaret koyduğumuz yer dışındaki bütün bölümleri lastik örgüsü olarak öreceğiz. işaretimizi koyduğumuz yere kadar örerek geldim. Bakınız birkaç tane trabzanımız kaldı. Yani bir tane trabzanımız kaldı. Bir kabartılı ördüm. Hemen sıradakini arkadan giriyorum. İşaret koyduğum yerin ilerisine geçiyorum. En son çünkü kabartı olarak bitirmek istiyorum. Bakınız işareti buraya koymuştum ve son dışa doğru örüyorum. Lastiğimi uzatıyorum bu tarafa bir tane. E dilerseniz daha geniş lastik isterseniz tabii ki birazcık daha uzatabilirsiniz. Biz toplamda bir dışında bakınız kabartı 1 2 3 4 4 tane kabartı ve aradaki çukurları sayalım. 1 2 3. Toplamda 4 dışında 3 tane de içinde olmak üzere 7 tane eee lastik kısmımızı askı olarak devam ettireceğiz. Dilerseniz 4-4 de yapabilirsiniz. Dilerseniz daha farklı, birazcık daha kalın ya da biraz daha ince olarak kullanabilirsiniz. Şimdi aradaki diğer işaretimize gelene kadar düz trabzanımızı örüyorum. Sıradan batıyorum. Bakınız, bunu ördüm. Bir, sıradan arada kalan trabzanlarımızı artma, eksilme, herhangi bir farklı alma yöntemi yapmadan örüyorum. Yalnız yine işaretime geleceğim zaman burada dışına çıktığım gibi işaretimin işaretimden öncesini de kabartılı olarak alacağım işaretimden bir öncesini. Hemen oraya yaklaşalım. Düz trabzanımızı örelim. Düzgün bir şekilde lastiğimiz burada kaldı ve devam edelim işaretimizin olduğu yere kadar örerek geldim. Bakınız işaretimizi buraya bırakmıştık. Şimdi işaretimden bir öncesi ilmekteyim. Tığımın başını doluyorum. Hemen onu dıştan kabartarak örüyorum. Ve alıyorum artık. Buradan sonra bitişe kadar lastik örgüsü olarak başlıyorum. İşaretimizden hemen öncesine mutlaka dışa doğru kabartı örüyoruz. Burada da aynı şekilde işaretimize gelmeden bir öncesi kabartı kabartı halinde bitmesi lazım. Öncesi ve sonrası. Bakınız hemen her ikisinde kabartıyla başlaması gerekmekte ve burada da bitmesi gerekmekte. Devam edelim. Arkadan alıyorum. Yandan bir arkadan, bir yandan lastiklerimi devam ettiriyorum. Bitiş noktamıza kadar gelelim. Lastiğimizin tam başlangıç noktasına kadar geldim. Bir yönden başlarken diğer yönden bitiş yönümüz. Bakınız şimdi bir sıra lastik örmemize rağmen iki sıra lastik örmüşüz gibi bir görüntümüz çıktı. Çünkü bu lastik örgülerinde üstteki aldığımız değişik formlar alttaki trabzanımızda kendi formuna sokmakta. Şimdi bir sıra daha lastiğimizi aynen örmeye devam ediyoruz. Ve burada başlarken yapmamız gereken tek şey zincirimle ben başlıyorum. Dışa kabartılıları yandan, içi iç çukurları arkadan alarak bir sıra daha trabzanlarımızın olduğu bölümü örelim. Yani lastik görüntüsündeki olan kısımlarımızı lastik olarak düz önümüzdeki trabzanlarımızı ise aynen ikili trabzan olarak devam ettirelim. Şimdi aslında ikinci lastik sıramızı örmekteyiz fakat görüntü olarak 3 sıra görüntüsü oluştu. Sanki 3 sıra örmüşüz gibi. Şimdi düz trabzanımıza doğru ilerliyorum. İkinci sıra lastik örgümüzü örerek geldim. Şimdi en son kabartılı bir şekilde bırakmış olduğumuz e, trabzanımızdayız. Aradaki trabzanlarımızı düz bir şekilde örmeye başlayalım diğer kabartılı bir şekilde başlayacağımız lastiğimize kadar aramızı tamamen artma ve eksilme olmadan dümdüz örelim kabartmalı bölümümüzü ördük bakınız kabartmalı trabzanımı ördükten sonra direkt birer birer ikili trabzanlarımı örüyorum Burayı kaydırmayalım, yani kabartmalı bir belirlilik olsun. Hemen en son dışından ördüğümüz, yani yandan girerek ördüğümüz trabzan sonrasında düz trabzanlarımızı diğer kabartılı trabzanımıza kadar örelim, diğer lastiğimize kadar. ve Devam ediyorum, aradaki trabzanlarımı ör örerek. Evet, trabzanlarımı örerek geldim. Lastik trabzanlarımı ördüğüm yeri Hemen kabartarak başlıyorum. Bir arkadan bakınız yandan ilk önce almıştım. Yandan, arkadan, yandan arkadan lastiklerimizi bir ters, bir düz örer gibi örerek bitiş noktasına doğru devam edelim. Evet, iki sıra lastiğimizi ördüm ve başlangıç yerindeyim. Hemen batıyorum zincirimin üzerine. Geçişimi yapıyorum. Şimdi bir iki tane zincirimi çekiyorum. Yandan giriyorum. Bakın yine başını doladım. Yandan alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tek seferde bakınız. Arkadan giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Yandan tek seferde ikili trabzan yapmıyoruz. Bitireceğim için daha kısa boyutta istiyorum. Arkadan yandan bakınız tek trabzanda örüyorum sadece askı olarak yapacağım trabzanlarımı yani ön tarafa doğru olan öne taşırdığımız trabzanlarımızı normal olarak öreceğiz oraya gelene kadar başını doluyorum bakınız ardından girmesi gereken ardından girip tek seferde yandan girilmesi gerekeni yandan tek seferde arkadan giriyorum tek seferde çekiyorum ve biraz toparlıyorum içe doğru böyle ayrık kalmasını istemiyorum yandan şimdi sayalım fazla ilerlemiş olmayan bayağı var 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimize varana kadar aynı işlemimizi tekrar edelim orayı askı olarak devam ettireceğiz bakın toparlıyoruz bir defa da arkadan giriyorum tek seferde çekiyorum yandan tek sefer ve arkadan tekrar saymak istiyorum 1 2 3 4 şöyle dışa kabartılarımızı saymanız yeterli şimdi kaç tane öreceğim hemen kabartıyı örüyorum Dilerseniz tabi öncesinde de işareti koyabilirsiniz 1 2 3 4 son olarak örüyorum tek seferde ve burası askımızın olacağı bölümlerimiz askımızın olacağı bölümlerimizi yine normal trabzan şekliyle örüyoruz 1 2 3 4 dışa kabartıları saydım 3 tane de içte çukur olan trabzanımız toplamda 7 tane hemen kabartımı tığımın başında doluyorum, yandan giriyorum ikili trabzan şekliyle örüyorum tekrar diğerini arkadan giriyorum ikili trabzan olarak örüyorum yandan ve arkadan ikili trabzanımı örüyorum bir arkadan ve en son düz lastiğimizin hemen yanındaki trabzanımı da yandan kabartarak örüyorum burası tulumumuzun askılarının olacağı bölüm şimdi burada artık daralma işlemine geçiyoruz daralma işlemini ise bakın hemen trabzanı birinci trabzanımı Tek seferde örüyorum. İkinci kez için örmeden tığımda bekletiyorum. Bir sonraki trabzanımı da aynı şekilde tığımda bekletiyorum. Ve bir sonraki sadece burada 3 defa alıyoruz. Diğerlerinde 2-2 iki iki azaltacağız. Toplamda tığımda 4 tane ilmek var gibi 3 tanesini aldım. Bakın 3 tanesini ördük. Tek seferine ikinci kez ise toplu çekiyorum. Ve devam ediyorum. Orada azaltma işlemini yaptım. Burası sadece ilk sefer için geçerli. Diğer sıralarda iki ilmeğimizi tek ilmeğimize düşüreceğiz. Şimdi düz trabzanımızla diğer askımızın olduğu yöne doğru ilerleyelim düz örerek geldim. Bakınız askımız için olan lastik bölgemiz 1, 2, 3, 3 tane trabzan kalana kadar önden birer birer trabzanlarımı düz olarak ördüm. Herhangi bir işlem yapmadan dümdüz geldim. Şimdi toplamda lastiğimize gelene kadar 1, 2, 3 tane trabzanımız var. Şimdi 3 trabzanımızı tığımızın başını doluyoruz. Tek seferde alıyorum. Birincisini aldım. İkincisini tek seferde aldım, tığımda bekletiyorum. Üçüncüsünü tek sefer aldım ve dördüncü gördüğümüz gibi e, kenar lastiğimiz. Şimdi bu üç tane trabzanımızı ve kenardaki ilmeğimizi toplam dört ilmeğimi tek seferde çekip bir ilmeğe düşürüyorum. Sonrasında bakınız bir ilmeği düşürdükten sonra hemen yandan askım için ayırdığım lastiklerimi İkili trabzan şekliyle örüyorum. 3 ilmeğimi aynı anda tek ilmeği düşürdükten sonra bir dışa kabartılı 2 içteki çukur dışa kabartı içten dıştan içten dıştan şeklinde toplam 4'ü dıştan 3'ü içten 7 tane ilmeğimizi ikili trabzan şekliyle örüyoruz. Geri kalan ise tek seferde çekiyoruz. Arkadan giriyorum. Tek seferde çekiyorum arkadan giriyorum sadece askım olan bölümleri ikili trabzan şekliyle örüyorum diğer başlangıçta da aynı şekilde örmüştük şimdi bitişe doğru ilerliyorum tek seferde tek seferde bir arkadan bir yandan bir arkadan başını doluyoruz bir yandan örerek başlangıç noktama kadar geliyorum. Şöyle birlikte hemen e, tamamlayalım. Burası arkayı bitireceğimiz için bakınız daha derli kapan derli toplu kapanmasını istiyoruz. İkili trabzanda açık bir şekilde kalmasın. Daha e, kapanışa yakın böyle hazır. Evet. Ve hemen Bitiş noktasına geliyorum. Bir tane de düğüm atıyorum. Makasım yardımıyla kesiyorum. Evet ipimizi kopardıktan sonra arkamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi önümüzden örmeye devam edeceğiz. Önümüzden 4 tane dışa kabartılı olan düz görüntüsünde lastiğimiz ve arasındaki 3 lastiğimiz toplamda 7 tane askımızın her ikisini kenar yapacağız ve aradaki trabzanlarımızı her yönde her iki yönümüzde hem sol tarafta hem sağ tarafta ördüğümüzde birer birer eksilterek yukarıya doğru devam edeceğiz şimdi lastiğimizi örmeye başlayalım bakınız 1 2 2 ortadaki 3 4 5 6 7 7 dışa çıkıntı olan lastiğimin kenarından giriyorum. Askımız oluşturacak bölümden 1 2 3 içeriye giriyorum. ikinci lastiğimi 3. bakınız 4 5 6 ve 7 en son kabartılı olan ilmeğimi örüyorum. Şimdi bir alt sırada 3 tane e, trabzanımızı aynı anda çekmiştik azaltmıştık buradan sonrasında 2 2 devam edeceğiz şimdi hemen üzerine batıyorum 3 tane toparlamış olduğumuz yeri bir tane trabzanımı örüyorum ikincisini sıradakini yine örüyorum diğer ilmeğimi toplu halde çekiyorum ve aradan düz tırabzanlarımı son iki trabzan diğer lastiğimin yanında yani diğer askımızın yanında kalana kadar dümdüz bu arayı örerek ilerliyoruz birer birer ilerleyelim lastiğimizin hemen kenarında iki trabzan kalınca ikisini aynı anda alarak kapatalım Evet askımın kenarına kadar ördüm bir tane hepsini aynı anda aldığım ilmeğim ve yanındaki ilmeğimi görmekteyiz bakınız üçünü aynı anda almıştık alt sırada ve yanındaki trabzanımız hemen yanındaki trabzanımı tek seferde örüyorum bekletiyorum diğer üçünü bir aldığımızı tek seferde örüyorum hepsini aynı anda çekerek eksiltme işlemini yapıyorum ve lastiğime askım olacak lastiğe geçiyorum ve örmeye başlıyorum 1 arkadan tekrar yandan arkadan yandan arkadan bakınız 4 tane 1 2 3 4 5 6 şöyle 4 tane dışa kabartı olacak şekilde askımızı örelim. Bu sıraya kadar hep düz yönden örüyorduk. Artık tüm yuvarlak örmeyeceğimiz için bu sıramızdan sonra bir ters bir düz yönde örgümüzü öreceğiz. Bunun için hemen örgümüzün arkasını çeviriyorum. 3 tane zincirimi bitiş yönünde çevirmeden çekelim. 1, 2, 3. Şimdi çeviriyorum. Ve burada gördüğüm gibi askımı örüyorum. Bakınız birinci trabzanımı zincir olarak ördüm ikinci kabartı yönünde görünmekte yandan giriyorum 2 diğerine arkadan 3 yandan 4 5 6 ve en son 7 lastiğimizi de örüyoruz. Şimdi devam ediyorum. Bu yönde de daraltma işlemini yapıyoruz. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bakınız bir öncesi aldım. 2'nin üstüne geliyorum. Bir. Hemen bir ileriye gidiyorum. İki. Her ikisini de tek seferde çektim. İkisini aynı anda çekip daralma işlemini yapıyorum. Ve diğer askıma doğru ilerliyorum. Aradaki trabzanlarımı ikili trabzan ve düz bir şekilde örüyorum. Aradan düz trabzanlarımı örerek geldim, askımın olduğu yere çok yaklaştım. Şöyle bir bakalım. Bakın ikisini aynı aldığımız ilmeğimiz ve yanındaki trabzanımız her ikisini de şimdi birlikte bir tane trabzana düşüreceğiz. Giriyorum. Bir. Ve ikisinin üzerine batıyorum. Bir aynı anda çekiyorum tek ilmeğe indiriyorum ve arkadan bakınız alıyorum Askıman lastiğini örüyorum 1 2 3 yandan girdim arkadan yandan yandan arkadan şeklinde örelim batıyorum 3 tane zincir ve çeviriyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım bakın şu şekilde bükülmeye başladı her iki yönde de böyle döndük şöyle görelim ortaya doğru daralarak geleceğiz ve biraz daha her iki yönden azalarak Örgümüzü büyütelim. Kenardaki askımız için olan lastiklerimizi örelim. Aradaki trabzanlarımızı düz ve kenarlardan birer birer eksiltmelerimizi yapalım. Tulumumuzu örerek yukarıya doğru devam ettik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra ördük. 12 sıramızı tamamladıktan sonra bütün düz trabzanlarımızı lastik örgüsü şeklinde örmeye başlayabiliriz. Artık kapatıyoruz bakınız arkadan almışım sıradaki düz trabzanımı yandan örüyorum ve aynen lastik görüntüsü olarak devam ediyoruz arkadan yandan arkadan sıradakini yandan Evet bir tane arkasından bir tane yanından alarak örgümüzü devam ettirmekteyiz. Askımıza kadar geldik. Bakın askımızı da aynı şekilde örüyoruz. Evet, lastik görüntümüzü bir yandan, bir içten, bir yandan, bir içten örerek askımızın olduğu yere kadar ördüm ve bir sıra daha örüp bu sıramızı tamamlayalım. Çünkü bir alttaki sıramız da bir üst sıradaki lastik görüntüsüyle birlikte dönüştüğü için lastik görünümüne bir tane daha sıra örerek keselim ve tamamlayalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkasından geçiyorum. Aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Arkasından yandan arkadan ve sıramızı bir yandan bir arkadan örerek tamamlayalım. İki sıra lastiğimizi ördüm. Bir sırada düz olan trabzanımız lastik görüntüsü kazandı. Bir sıra daha örelim ve bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım. Aynen birebir nasıl görüyor isek o şekilde örgümüzü örerek tamamlayalım. Sadece lastik örmekteyim. Evet dördüncü sıramızı da örelim kapatalım. Tulumumun askılarını çalışmak için işaretlerime koydum. Bakınız işaretlerimi neye göre ayarladığıma bakalım. Kenardan bir önceki askımızın yani bu Önden kapamak için devam eden lastik kısmımızın hemen yanından itibaren 1 2 3 4 5 6 tane bu görmüş olduğumuz lastiğimizi, kabartılı lastiğimizi saydım. 1 2 3 4 5 6.'nın hemen sağına işaretimi koydum. Tekrar bu taraftan bakıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı tane her iki bölüm için ayırdım. Ortadakilerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ortada ise 12 tane kalıyor. 12 ise 4 hemen yeşil ayrıcımın yanından 4 pembe ayrıcımın yanından yani buradaki düz gibi görünen kabartılarımızı 4 araları da say saydığımız zaman 7 tane ilmek ortada ortada kalmakta. Şimdi hemen başlayalım. Bakın 1. Hemen işaretimin solundan başlıyorum. Yeşilden başlamak istiyorum. 1. Kabartılıları sayıyorum. 2 3 4. Hemen kabartılı ilmeğimin yine yanından girerek kabartılı bir biçimde başlatıyorum. 1 2 3. Beyazımla çizgili örmek istiyorum. Kısa yapmıştık. Bakın hemen kısadan giriyorum. 2 diğerini örüyorum. 3 bir arkadan 4 5 6 ve en son yine dışı kabartılı bir şekilde örüyor tulumumuzu ördüm bakınız askı kısmını da tamamladım beyazımı geçtim genelde yavru ağzı rengimi kullandım ve kenarlarında görmüş olduğumuz gibi şu şekilde minicik kirpiklerle dolaşarak tamamladım şimdi kirpik çalışmamızı paçasının bir tanesinde de yapmıştım. Bakınız aynı çalışmamızı buradan kol altından başlayarak askılarımız dahil bütün etrafını dolaşarak bitirdim. Evet paçamızın bir tanesinde kenarımızın kirpiklerini tığlamaya başlayalım. Ve bütün kenarda aynı işlemimizi yapalım. Bir tane battım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere gelerek batıyorum. Ve bir ileriye geçiyorum. Bakınız bir ve iki trabzan ileriye geçiyorum. Bir iki tane zincir. Hemen battığım yerin arkasına giriyorum. Ve bir tane minik kirpik oluşturuyorum. Bir iki tane trabzan atlıyorum. Ve batıyorum. İki tane zincir. Hemen batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Bir iki tane trabzan atlayıp ileriye batıyorum. İki tane zincirimi çekerek kapatıyorum ve bu şekilde bütün e, paçamın etrafını kirpiklerle dolaşarak tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar tulumumuzu bitirdim. Ben şöyle küçük bir de e, kardan adam çalıştım. Ortadan bakınız başlayarak sihirli halkayla e, doldurdum halkamı ve kenarına da her trabzanıma iki defa batarak ikinci bir trabzan doldurdum ve üç tane düğme olarak işledim. Arkadan önden sürekli alarak küçücük bir fiyon ördüm. Yine bir tane sihirli halkayla başladım. Baş ördüm. Bir burun, ağız ve gözlerimi işledim. Küçük bir şapkayla, küçücük bir kurdele yaparak tulumumuzu kullanılmaya hazır hale getirdim. Şöyle arkasını diktiğim için o siyahlık arkadan. Şimdi askımız da çapraz olarak bu şekilde durması gerekecek. Şöyle arkadan görmekteyiz. Bakınız gayet Güzel bir tulum oldu. Son derece kolay ve çok güzel bir tulum. Sade renklerle de örebiliriz. Farklı aplikelerde çalışıp üzerine takabiliriz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kullanabiliriz. Evet. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.